Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 7. sınıf rasyonel sayılarla bölme işlemi konusunu öğreneceğiz. Rasyonel sayılarla bölme işlemi yaparken tam sayıda kesirler bileşik kesire çevriliyor. Doğal sayı veya tam sayımız varsa paydasına 1 yazıyoruz. Sonra ilk kesri aynı alıp ikinciyi ters çevirerek çarpıyoruz. Tabi burada artı eksi varsa işaretlerde onlara da dikkat edeceğiz. Rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersi bir sayının 1'e bölünmesiyle elde ediliyor. Mesela şuraya bakarsak 1 bölü 1 bölü 5. 1 bölü 5'i ters çevirip çarpacağım için 5 bölü 1 ile çarptım. 5 geliyor. O zaman biz çarpmaya göre tersini bir sayı 1'e böldüğümüzde yani 1 bölü o sayı çarpma işlemine göre tersini veriyor diyebiliriz. Çarpmaya göre tersini yaparken artı eksi değişmiyor. Sadece sayımız takla atıyor gibi düşünebiliriz. Esas bölme kuralımız da burada. İlk kesir aynen yazılır. İkinciyi ters çevirip çarparım. Şimdi pratiklerle daha çok geliştireceğiz. 4 bölü 5'in ya da burada 5'te 4'ün içinde kaç tane 10'da 1 vardır diyor. Mesela biz burada 10'luk bir kutunun içinde kaç tane ikili ikili kalem vardır dersek 10 bölü 2 5 tane ikili ikili kalem çıkar. Burada rasyonel sayı vermesi kafamızı karıştırmayacak. 4 bölü 5'i 1 bölü 10'a bölüyorum. Bölmede bize söylediği şey ilk kesri aynen yazarım. İkinci kesri ters çevirip çarparım. Burada 4 ile 10'u çarptım 40. 5 ile 1'i çarptım 5. 40 bölü 5'ten de 8 cevabını bulabilirim. Ama sizden ricam çarpma işlemi olduğu vakit hemen paydadaki yani bu 5 ile 1'i yukarıdaki yani pay kısmındaki 4 ve 10'la sadeleştirme görebiliyorsanız işlemleri hızlandırırsınız böylelikle. İkisini de 5'e böldüm. 4 kere 2 8. 1 kere 1 1 8 bölü 1. Direkt de sonucu bulabilirdim. Devam ediyorum. 6 bölü 7'nin içinde kaç tane 36 bölü 84 vardır? 6 bölü 7. Bunu da şöyle göstereyim. 36 bölü 84. Burada eşittir. Artı eksi nereye konuyorsa oradaki kesir çizgisinin üstündeki sayımız ilk kesir. Alt tarafındaki sayımız ikinci. İlk kesiri aynen yazdık. İkinci kesiri ters çevirip çarpıyorum. Yani 36 bölü 84. 84 bölü 36 oldu. Burada sayılar büyük olduğu için çarpıp sonra sadeleştireceğimi direkt sadeleştirme görmeye çalışacağım. 6'ya böldüm. 1. 36'yı 6'ya böldüm. 6. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 12. Sonra hala bitmedi bakın. Yukarıda 12 var aşağıda 6 var. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 2. Ne oldu? 2 kere 1 2. 1 kere 1 1. Yani cevabımız 2 geliyor. Sonraki sorumuza bakalım. 2 tam 1 bölü 4'ün içinde kaç tane 3 bölü 8 vardır? Burada biz bölme işlemi yaparken tam sayılı kesri bileşik kesre çevireceğiz demiştik. Tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriyorsam 2 tam 1 bölü 4'ü hemen düzeltelim. 4 kere 2 8. 8 artı 1 9. 9 bölü 4. 9 bölü 4'ün içinde kaç tane 3 bölü 8 vardır sorusunda da 9 bölü 4 bölü 3 bölü 8 yapıyorum. İlk kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır. Hemen sadeleştirmemizi görelim. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. 3 kere 2'den 6 geliyor. Aşağıdaki 1'leri çarpmak 6 bölü 1 yapacak sonucu. Yani yine 6 gelecek. Paydadaki 1'i yazmasak olur. Geçtim bir sonraki sorumuza. Yine bölme işlemleri var. Burada hızlıca yapmaya çalışalım. İlk kesiri aynen yazdım. İkinci kesiri ters çevirip çarpıyorum. Burada sadeleşen 4 ile 5 ya da 4 ile 3 sadeleşmiyor. 8 ile 5, 8 ile 3 de sadeleşmiyor. O zaman 8 kere 4. 32, 5 kere 3, 15. Doğru cevap. Buraya geldik. 1 bölü 2 çarpı 8 bölü 7. Hemen burada görüyorsunuz. 8 ile 2 sadeleşir. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. Cevap çarpma yapınca 4 bölü 7 gelecektir. 12 bölü 16'yı 1 bölü 4'e böldüğüme göre 1 bölü 4'ü ters çevirdim 4 bölü 1. Sadeleştirme yapalım 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 4. 12 ile 4 de sadeleşir 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3. Cevap
3 bölü 1'den 3 geliyor. Yani burada sadeleştirerek hızlanıyoruz. Uzun yolu yapsam 12 ile 4'ü çarptım 48. 16 ile 1'i çarptım 16. 48 bölü 16 yine 3 gelecek. Ama en sade hali soracağı için işlemleri büyütüp sayıları büyütüp daha büyük sayılar bulup sadeleştirip işlem hatası yapma riski almaktansa 2'ye 3'e bölerek yani sadeleştirerek sonuca gitmek daha mantıklı olacaktır. Devam edelim. Şimdi burada eksi ve artılar işin içine girmeye başlayacak. Çarpmada kuralım neyse aynısı burada da geçerli olacak. Yani eksi bir sayı artı bir sayıya bölüyorsam eksi bir sayı ile artı sayıyı nasıl çarptığımda eksi çıkıyorsa burada da düşmanımın dostu düşmanımdır mantığıyla sonuç gelecek. Yazalım. Eksi 3 bölü 16 çarpı 4 bölü 3. Burada eksi ile artıyı çarptım. Eksi çıktı. Sonra sadeleştirme yapacağız. Sadeleştirmede de 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 1, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 4. Çarptığım vakit sonuç eksi 1 bölü 4 geliyor. 1 ile 1'i çarptık 1, 4 ile 1'i çarptık. Eksi olduğu için de parantez içinde yazayım kafa karışmasın. Burada da tam sayılı kesirle basit kesir çarpmış. Önce bunu düzelteceğim tabii. 6 çarpı 2, 12 artı 1, 13. 13 bölü 6'yı yazdım. Bölme çarpmaya dönüştü. Eksi 1 bölü 3'ü çarpmaya göre tersiyle yazıyorum bakın. Eksi 3 bölü 1. Artı ile eksiyi çarptığım için işaret eksi. Sonra hemen sadeleştirmeleri görelim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Daha sonra bunları çarpıyorum. 13 kere 1, 13. 2 kere 1, 2. Cevap eksi 13 bölü 2 olacak. Bir sonraki sorumuzda 5'i eksi 1 bölü 5'e bölüyor. 5 bölü 1 yazacağım burada kafa karışmaması adına. Eksi 1 bölü 5'i ters çevirdim. Eksi 5 bölü 1. Burada sadeleşen sayımız yok. Eksi ile artıyı çarptığımda eksi gelir. 5 kere 5 25. Eksi 25 bölü 1 yazmam lazım ama o 1'i yazmama gerek yok. Gizli 1 oluyordu. 5'in altına gizli 1 yapıyorduk. Burada aynı şekilde eksi 25 bölü 1 desem 1'e bölündüğünde yine eksi 25 geleceği için sonuç değişen bir şey olmayacak. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Evet 4 bölü 9 bölü eksi 8 diyor. Çarpı eksi 1 bölü 8 yazıyorum. Bunu mesela uzun yolu yapalım. Normalde sadeleştireceğim. 4 ile 8 1, 2 gidecek. 1 bölü 18 gelecek. Eksi 1 bölü 18. Bakalım geliyor mu yine? Eksi 4 kere 1 4. 9 kere 8 72. Şıklarda bu olmayacak. 4 ile sadeleştiriyorum. Eksi 4'e böldüm 1. 72'yi 4'e böldüm. 18 geliyor. Eksi 1 bölü 18. Yine aynı sonuç geliyor. Yani isterseniz uzun yoldan da yapabilirsiniz. Burada karar sizin. Bir sonraki soruya geçtik. 2 bölü 1 bölü 5. 2 çarpı 1 bölü 5'i de ters çevirdim. 5 bölü 1. Çarparsak burada 2'nin altında gizli 1 var. 5 kere 2 10. 1 kere 1 1. Yani 10 bölü 1. Bunu direkt 10'da yazabiliyoruz. Hızlıca devam edelim. İlk sayıyı aynen yazdım. Paydasına gizli 1 yazdık. Çarpı 9 bölü 2. Eksi ile artıyı çarptığım için düşmanımın dostu düşmanımdır. Ya da eksi ile artı zıt işaretler çarpınca eksi çıkıyordu. Buradan eksi 9 bölü 2 doğru cevabımız olacak. Evet. Son olarak da bu 3 soruyu yapmaya çalışalım. Şimdi burada bir tam 1 bölü 3 sayısı var. Tam sayılı kesir. Bölme yapıyorsam ben bunu bileşik kesire çevireceğim. Bu ikisini çarpıyordum. Sonra 1 ile toplayacağım. 3 kere 1 3 artı 1 4. Yani şuraya çarpı şuraya artı yazabiliriz. Mantık buydu. Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirirken 4 geldi. Paydası aynen kalacak. 4 bölü 3 bölü. Hemen çarpmaya geçmiyorum çünkü bu 2,4'ü de ayarlayacağız. Ondalık gösterimi nasıl yapıyorduk? Virgülsüz sayıyı okuyorum. 24. Bölü. Virgülden sonra bir basamak var. O zaman 1'in yanına bir tane 0 koydum. Ya da şöyle de yapabilirdik bunu. 2 tam 4 bölü 10 ya da 2 tam 10'da 4 derim. Sonra bunu çeviririm 24 bölü 10'a yazarım. Aynı mantık ama direkt sayı yazıp bölü 10'u yazmak, bileşik kesri otomatik çevirmek daha pratik olacaktır. Sonra bu işlemi yaparken
Şuraya eşittir diyeyim. İlk kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır. Buradan sonuca gitmiyor muyum ben? Çarpma olduğu için sadeleştirme yaparım. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 6. Buradan cevap ne gelir? 1 kere 10'dan 10. 3 kere 6'dan 18. Ama biz burada daha sadeleştirebiliriz. Çünkü ikisi de çift sayı. Burada 10 ile 6'yı sadeleştirebilirdik. Diyelim görmedik. 2'ye bölüyorum 5. 2'ye bölüyorum 9. Cevap 5 bölü 9 olacak. Özellikle test sorularında, klasik sorularda değil, test sorularında şıklarda 10 bölü 18 olmaz. %90-95. Çok düşük bir ihtimal böyle yazarlar. En sade hali olur. O yüzden biz de en sade haline çevireceğiz. Zaten sadeleştirme yapmamızın mantığı hem sonucu direkt en sade haliyle bulmak hem de işlem hatalarını minimuma indirmek. 36 bölü 48. Aynen yazıyorum. Bu arada 36 bölü 48 kendi içinde sadeleşebiliyor aslında. Onu görürseniz öyle de yapılabilir. Çarpı 8 bölü 9. Yani yöntemlerimiz bir sürü ama bulacağımız sonuç hep aynı çıkması lazım. Burada çarpma haline geldiği için sadeleştirme başlıyor. Bölmede sadeleştirme yok. Çarpmada paylar ve paydalar sadeleşir. 9'a böldüm 1. 36'yı 9'a böldüm 4. 8'e böldüm 1. 48'i 8'e böldüm 6. 4 kere 1 4. 6 kere 1 6. Hala sadeleşiyor. 2'ye bölsem 2 bölü 3 doğru cevabım olacak. Şöyle çizgi çekelim. Yine eksi var. Dikkat edin. İşaretler burada son derece önemli. Eksi artı karıştırırsak sonuç yanlış olacaktır. O yüzden eksi mi artı mı net bir şekilde sonucu bulun. Şıklarda hatta eksi çıkıyorsa sonuç artıları eleyin. Ya da artı çıkıyorsa eksileri eleyin ki basit işlem hatası yapmayalım. Çünkü özellikle deneme sınavlarında zamanla da yarışıyor olacağız. Ve bu zamanla yarışırken telaş başlayabilir, dikkatsizlik başlayabilir. Belli bir süre geçtikten sonra ister istemez dikkatimiz düşüyor. O yüzden önce işaretleri belirlemek son derece önemli. Eksi 21 bölü 15 ile 30 bölü 7'yi çarpıyorum. 7 bölü 30'u ters çevirmiştim. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi geldi. Bu dursun burada. Şimdi biz şu sadeleştirmeleri yapalım. Sayılar çünkü çok büyük. 15 ile 30'a baktığımda 15'e böldüm 1. 30'u 15'e böldüm 2 gelir. 21 ile 7 de 7'ye bölünüyor 1. 7'ye böldüm 3. Çarptığım vakit ne gelecek sonuç? 3 kere 2, 6 bölü 1. Yani cevap eksi 6'mış. Evet, böylelikle bölme işleminin de sonuna geliyoruz. Derslerimizin videolarının daha çoğalmasını istiyorsanız, daha farklı soru tipleri görmek istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına belirtelim. Beğenelim videolarımızı. Instagram'dan abone olmayı unutmayalım ki sayfamız yavaş yavaş büyüsün ve daha fazla soru tipleriyle farklı farklı zorluk seviyelerindeki testlerle karşınıza gelebilelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.